Merhaba arkadaşlar. Gear ile ilgili bir video serisi yapmayı düşündüm. Umarım faydalı olur. Şimdi Gear dediğimiz şey aslında Türkiye'de de son zamanlarda etkinliklere katılıyorlar. Ekipte Türkiye'de yaşayanlar da var. Polkadot ve Polkadot'un ötesinde Substraight destekli blockchain'ler için bir akıllı kontrat platformu. Şimdi burada bazı kelimeler size yabancı gelebilir, onları açacağım. Eğer önceden Polkadot sistemini hiç araştırmadıysanız biraz karışık gelebilir. O yüzden biraz Polkadot meselesinden bahsedeyim. Şimdi blok zincirlerle ilgili en büyük sorunlardan biri biliyorsunuz ölçeklenebilir olması, işte güncellemelerin sorunsuz olması. İnşa sürecinde yani blok zincirin ya inşası sürecinde belli standartların oluşturulması, blok zinciri inşa edecek kişinin işte güvenlikti, başka şeydi bunlardan ziyade doğrudan işe odaklanması gibi sorunlar var. Aslında bu motivasyonlarla Polkadot'un kurucusu Ethereum'un eski kurucularından Gavin Wood Substrate'i geliştiriyor. Substrate'i blockchain'lerin Linux'u olarak tanımlıyor. Yani burada paketler var ve bu paketlerle siz iş yapacaksınız. Tabii burada Rust programlama dilini tercih ediyor. Neden Rust? Bunu zamanla çok daha iyi anlayacağız tabii ama özetle şöyle söyleyebilirim. Biz artık daha titiz çalıştığımız işler yapmamız gerekiyor. Yani şöyle düşünün. İnsanlar evlerini yapmaya başladılar ve evlerini yaparken İlk başta ana amaçları barınma idi. Daha sonrasında estetik kaygıları ve diğer şeyler, işte hastaneye yakın olsun, metroya yakın olsun gibi kaygılar ortaya çıkmaya başladı. Depreme dayanıklı olsun vesaire. İşte zaten bu blok zincir serüveninin de yolda karşılaşılan sorunları da esas alarak Rust'ı tercih ediyor. Çünkü Rust sistem programlama noktasında hafıza yönetimi çok iyi. Yani bu ne demek? Bir değişkeni bile oraya eklerken o değişkenin hafızada ne kadar yer kaplayacağını ve işte oradaki sahiplik gibi yaklaşımlarla o değişkenin nerede artık kaybolacağını, hafızada tutmayacağımızı falan düşünüyoruz. Bunları dert ediyoruz. Daha robust diyorlar yani. Daha sıkı çalışıyoruz. Titiz işçilik. Neden? Çünkü eski modelde bu en fazla sizin programınızın donmasını sağlardı. Program donar, kızarsınız ya yine dondu, yavaş çalışıyor falan. Ama şimdi finansal bir risk var. Bunu şöyle anlatabiliriz. Geçen sevgili Aybars Dorman'ın podcastinde de anlattım. Daha yayınlanmadı da. Şimdi Web 1, Web 2, Web 3'ü anlatırken Web 1'de şöyle düşünün. Burada oturmuşsunuz, biri bir tekneye binip gidiyor karşı. Karşıda altınlarla dolu bir ada var, oraya gidiyor. Siz izliyorsunuz. Web 1 bu. Web 2'de şimdi adaya gidecek diyorsunuz ki ya ben de sana bir yolluk koyayım, bir destek olayım, bir şeyler yapayım. Adaya gidince dönüşte belki bana da altın getirirsin. Ama orada adaya gidecek kişinin inisiyatifine bırakıyorsunuz. Orada bir otorite, bir aracı oluyor. Bu da işte Web 2. Yani Facebook'a siz bir sürü değer katıyorsunuz ve bunun karşılığında YouTube'a veya Facebook'un size vereceği değeri kendi belirliyor yani. Orada otorite o. Web 3'te ise tekneye atlayıp beraber gidiyorsunuz. Dolayısıyla tekneye atlayıp beraber giderken kaybedecek çok şeyiniz oluyor. Çünkü bu yolculuklar genelde %99 teknenin batmasıyla sonuçlanıyor. Yani internet girişimlerinin %99'u batıyor. Çünkü çok deneysel yeni bir alan. Yine ne olursa olsun yeni bir alan. Hal böyle olunca arka planda çalıştırdığımız programlarda da kaybedecek şeyimizin çok olması bize daha güvenli, daha hafıza yönetimi iyi, sistem programlama ya yakın blok zincirler tasarlamamız ihtiyacını doğuruyor. Tamam, Rust'ı seçtik. Neden Substrate? Substrate ne? Substrate de işte Rust üzerinde blok zincirler tasarlamak için oluşturulmuş ve her geçen gün gelişen bir yapı. Parity şirketi yapıyor. Burada Parity var. Parity bu süreci Substrate'i geliştiriyor. Burada Web3 Foundation var. Web3 Foundation. Bu sürece akademik olarak veya finansal olarak destek oluyor, ekosistemi büyütüyor. Bunların dışında burada da Polkadot, Kusama falan var. Polkadot, Kusama da bunun
ürünü, yani Parity'nin, Substrate'in sahneye çıkarttığı star. Aslında bu star bağımsız. Yani Polkadot bağımsız ama arka planda onu besleyen bazı finansal veya teknolojik olarak besleyen bazı odaklar var. Biraz karışık gelebilir. Hele Kusama'ya geçersek o daha karışık. Karışınca kafa genelde şöyle derler. Ya kafanız karışıyorsa Gavin Wood'un bir bildiği vardır derler. Hani o öyle demeyelim ama Kusama'da daha deneysel bir ortam düşünülüyor. Yani daha oradaki para chainleri kiralama diyeceğiz. Para chain neye geleceğiz? Oradaki Kusama ağına bağlı blok zincirlerin daha hızlı kiralanabilir, daha farklı deneysel çarpışmalara girebildiği daha farklı bir ortam. O yüzden sloganı kaosu bekleyin. Piyasa bunu çok algılamadı ama yani piyasa daha çok test ağı olarak algıladı. Hala öyle. Bu algıyı yenmek için ciddi bir marketingin ötesinde bence felsefi olarak da bu meseleyi anlatma yoluna gitmeli. Şimdi şuraları kapatalım. Biraz sonra yeni sekmeler açacağız. Gear'a girdiğimizde Gear'da neyi görüyoruz? Diyor ki ben Polkadot için bir akıllı kontrat platformu yapıyorum. Tamam, yapıyorsun. Güzel. Peki buna ihtiyaç var mı? Şimdi bunu Gear ekibiyle konuştuğumda da şey diyorlar. Ya biz masaya yeni bir şey koyuyoruz. Mumbi'mi mesela böyle tat da olsa eleştirdikleri nokta o. Diyor ki herkes EVM uyumlu bir şeylerin peşinden koşuyor. Ethereum Virtual Machine. Ama Polkadot'un zaten ortaya çıkma amacı bu mimariyi tamamen değiştirmek. Tamam, EVM uyumlu olduğunda pazarlama noktasında iyi olabilirsin falan. İnsanlar kolay senin platformuna geçebilir ama masaya da yeni bir şeyler koymak lazım. Bu kadar anlattıktan sonra geliyoruz. Gear'ın buradaki kullandığı anahtar kelime olan WASM'a, yani WebAssembly'ye. WebAssembly dediğimiz şey aslında ben açayım bir yandan da. Bir yandan da kendi anladığımdan bahsedeyim. Şimdi basit bir makine modeli diyor. Bir format. Biz ne yapıyoruz? Rust'ta belli şeyleri yapıyoruz. Ama bunu WebAssembly ile aslında oradaki nasıl diyeyim? Arka planda tencerede pişen bir şeyler var. Ama siz bunu servis etmeniz lazım. Şık şekilde bir tabakta son tüketiciye getirmeniz lazım. Burada WebAssembly devreye giriyor. Yerel benzeri yüksek performans daha az bellek kullanımı farklı platformlara taşınabilirlik için oluşturmuş düşük seviyeli bir ikili format. Format dikkat ederseniz. İşte JavaScript'e yerini alması da düşünülüyor. Nasıl çalışıyor? Bir derleme hedefi. Bunu sonra zaten örnekle göstereceğim. Doğrudan bunu yazmıyorsunuz WebAssembly. Mesela Rust'ta yazıyorsunuz. Sonra WebAssembly olarak derliyorsunuz. O da kodun yüklenmesi, ayrıştırılması, çalıştırılması gibi işlemleri ele alıyor. Şimdi burada bunlar biraz detay ama bütün programlama dillerinde biliyorsunuz çöp toplayıcı falan var. Yani bazılarında var, bazılarında bir çöp toplama yaklaşımı var. Burada da onlarla ilgili bir yaklaşımından bahsetmiş. Yine threading, yığın bellek işlemleri, işte oradaki veri modellerini nasıl kullanacağı ile ilgili CPU'yu hızlandırma falan. Buralara çok girmeyelim. Biraz daha farklı bir alana kayıyor. Bizim oradaki odağımız işte blok zincirde bu neden var, niye kullanılıyor falan. Gelelim geri. Diyor ya Kusama veya Polkadot para chainlerindeki kullanabilirsiniz ama aynı zamanda başka şekillerde de kullanabiliriz. Başka şekillerde Substrate temelli standalone dedikleri yani Kusama Polkadot ağına entegre olmayan ki onu da göstereyim. Şimdi Kusama ve Polkadot'ta buralarda para chainler var. Para chainler denizci açık artırması denilen bir şekilde açık artırmaya giriyorlar ve bu açık artırmayı kazanınca bakayım burada. Dot market cap. Burada
göstermemiş, tamam. Ha, leasing pratiği. İşte kiralananlar şu an bunlar. İşte Pala. Neydi bu? Litantry. İşte Kylin Show. İşte Moonbeam. Burada paratenler var ama mesela bu slotları kazanamamış. Mesela şuradan bakayım. Atıyorum Atos, benim tahminim, kazanamamıştır bir paraten. Ha, bu da substrate temelli. Yani aynı mimari kullandığı için gelip burada da çalıştırabiliyorsunuz. Gelelim. Wait now diyoruz. Ha, burada şöyle güzel bir şey yapmışlar. Biraz, yani ilerleyen videolarda orada çalışacağız. Bu geliştirme ortamı. Biz şuradan wasm kodlarımızı yüklüyoruz. O wasm kodları, işte derlenmiş kodları yüklüyoruz. Daha sonra çalıştırıyoruz. Mesela bakalım buradan. Bunlar yeni de. Şimdi aşağıda benim burada yaptığım denemeler var. Bura token. Mesela atıyorum. Hello world contract. Bakayım şu Bura token'ı yapmışım mesela. Sadece üretmişim. Onun içindeki diğer fonksiyonlar falan var. Bu da send message deyip o kontratı çalıştırıp içerisinde işte mint mi var, transfer mi var, burn mu var, oluşturduğunuz tokenla ilgili işlemleri burada yapabiliyorsunuz. Burada aktör dediği yaklaşım var. Buna ayrı bir video lazım. Ama ben burada genel olarak anlatmaya çalışıyorum. Yani buradan programı yükleyip daha sonra çalıştırıp işte burada send test bakiyesi alıyorsunuz mesela. Size buradan alırız. Şu anda var. Gerek yok. Kapatabilirsek. Burada kapatmayı göremedim. Bari alalım. Piyano. Piyano. Yani buradan 10 bin tane daha aldık. Yani burada Explorer kısmında işte son olaylar var. Message'da sizin gönderdiğiniz mesajlar, aldığınız mesajlar var. Aslında burayı güzel yapmışlar. Bir geliştirme ortamı var. Şimdi başka bir yere bakalım. Ve son olarak bu videoda white paper'ını biraz değişelim. White paper'ında ilk olarak özetliyor. Yani blockchain teknolojisinin temel sorunları. Burada DEPS'lerde WebAssembly kullanmasının niye önemli olabileceği. Burada aktör modeline değiniyor. Ondan sonra giriş kısmında bu Web 3'e kadar gelen süreci, işte buradaki geliştirici sayısının artması, yatırımların artması, ilk blockchain'lerin özellikleri, ilk akıllı kontratların özelliklerine falan değiniyor. Ben şurada bu hakkını vermek lazım. Biliyorsunuz biz Bitcoin geliştirmeden önce akıllı kontratlar geliştirilebiliyor. Aslında bu tarafta bir kripto paranın yolu var. Yani bir serüveni. Ama bu tarafta da akıllı kontratların serüveni var. Akıllı kontratlar da ayrı bir serüven içerisinde yol alıyor. Oradaki yaklaşımlar da önemli. İşte modern blockchain'lere bakıyor. Polkadot'u burada anlatıyor. Substrate'i anlatıyor. Ben biraz onları söyledim. Buradaki kapasitelere bakıyor. Network state demiş. Buradan sonra biraz daha artık teknik detaylara giriyor. Ha, parachain olarak ileride bir parachain olarak ağ eklenebilir. Şu anda parachain yok. Tokenomics'e girmemiş. Zaten bunun bir kripto parası şu an yok. Önümüzdeki yıl çıkaracaklar muhtemelen. Düğümlerle ilgili hemen size telemetriden göstereyim. Şimdi bu telemetri Polkadot'un da ekosistemindeki birçok şeyi gösteren size. Ama kendileri ayrıca açmış. Normalde başka bir site üzerinden de gösteriliyor. İşte şu anda testnet versiyon 4 2986 tane node var. Farklı testnetler var. Gördüğünüz gibi dünyaya dağılmış şekilde. Bu biraz yavaş oluyor. Şurayı açarsanız düğümleri de görebilirsiniz, akışı. Siz de bir düğüm kurup bağlanabilirsiniz. Şurada Ankara'yı gördüm sanki. Yanlış da görmüş olabilirim. Şu an bu şekilde ilerliyor. Şimdi bir sonraki videoda ben birazcık daha bunun dokümantasyonunu, gerek white paper üzerinden gerekse Wikipedia'ları üzerinden anlatacağım. Burada bu
Gear.js'te güzel yapmışlar. Hatta şöyle bir çok kısa göstereyim. Mesela burada Gear'in kendi JavaScript dosyasında, klasöründe. Burada örnek projeler de var. Şurada. Apps dediğimizde işte mesela açık artırma uygulaması, bir oyun, indeksleme, marketplace, NFT, staking, tedarik zinciri gibi konularda da örnek uygulamaları var. Bunları lokalde çalıştırmanız için. Şimdi burada son göstereyim mi? Mesela NFT Marketplace'e giriyoruz. Source'a giriyoruz. Buradan assets'ler var. Components'ler var. TypeScript'te yazılmış. Biz buradan bazı ayarlamaları yapmamız gerekiyor. Burada tabii çok yeni, deneysel bir proje olduğu için sorun, yani sizin izleyeceğiniz tutorial'lardaki kodlar da tamamen, yani köklü değişiklikler de yapabiliyorlar. Dolayısıyla onları iyi algılamanız gerekiyor. Burada birazcık işimiz kolay değil. Bu şekilde bakmış olalım Gear'a. Diğer videolarda daha detaylara da girelim.